Ses deneme 1-2 ses. Burki burki. Evet, herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün ağır bir misafirimiz var. Bugün Xiaomi'nin elektrikli scooter'ı olan Pro 2 modelini inceleyeceğiz. Daha öncesinde yine bir scooter incelemesi yapmıştım kanalda. Bu kanalın 300 video arasında ikinci scooter videosu olacak. Hadi reisi getirelim. Bayağı ağır bir kutu. Geliyorum. Hoppa. Hayvan gibi bir kutuya sahip, kendisi de bayağı ağır. Ön tarafında işte detaylı özelliklerini falan yazmışlar. Hepsini test edeceğiz zaten. Şöyle bir açalım. Ben bunu en iyisi aşağı indireyim. Bu arada gerçekten ağır yani. Sadece scooter'ın kendi ağırlığı 14.2 kilo. Bir de işte aksesuarlar bilmem ne, kutudur mutudur 16-17 kilo vardır. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Diyorsunuz işte bu kadar malı alıp ne yapıyorsun vesaire. Hani her gördüğünüz, incelediğim ürünü satın almıyorum. Mesela bunu Kenan abiye de buradan selamlar. Bir abim oğluna satın aldı. Dedi bana incelemek ister misin diye. Tabii dedim ben de. Mesela öyle geldi. Eş dosttan gelenler var bu şekilde. Veya markaların inceleme için yolladıkları var. Hani her gördüğünüz, incelediğim ürün benim değil, onu söyleyeyim. İçindeki parçaları çıkartıyorum. Allah. Kutu içeriğinden çıkanlara bakalım. Şöyle 3 tane kitapçık çıkıyor. Ardından montajda kullanacağımız Alien ve vidalar çıkıyor. Bir tane lastikleri şişirmek için pompa hortumu. Buradan da Avrupa uyumlu şarj aletimiz çıkıyor. 2 yıllık bir garanti belgemiz de var. Ve son olarak şöyle açalım şunu. Adamlar bir tane de yedek lastik koymuşlar. Bu mesela güzel. Gerçekten beklemediğim bir şey. Evet. Reisi getirdik. Şu poşetlerden kurtaralım. Şu şekilde gidonu kendimiz takmamız gerekiyor. Şöyle ön kısmında iki tane delik var. Buralara gelen vidaları takıyoruz. Hemen arka tarafta da iki tane vida girişimiz var. Onları da takalım. Ve scooter'ımızın kurulumu hazır. Kutudan çıkarmayı saymazsak yaklaşık 2-3 dakikamı aldı. Katlamak istediğinizde veya tekrar açmak istediğinizde bu kolu indiriyorsunuz. Biraz sert bu arada. İndirdikten sonra şu şekilde katlanıyor. Şöyle görebiliyor musunuz? Arka çamurluğun üstünde bir çıkıntı var. Kornanın üstündeki çentik kısmı oraya denk geliyor ve oturuyor. Ve bu şekilde buradan tutup taşıyabiliyorsunuz. Bu arada söylediğim gibi 14.2 kilo biraz ağır. Şöyle açmak istediğinizde çentiyi kaldırıyorsunuz. Ve kilitliyorsunuz. İşlem bu kadar. Evet Emre baba, denemek istiyor musun? Hadi bakalım, inceleme başlasın. Evet şu an scooter'ı açıyorum. Açıldı. Tek tek modları gezelim. Evet şimdi yürüyüş modunu alalım. İki kere basıyorum. Yürüyüş modunu deneyeceğiz. Çok araba var. Helal edin. Kalkarken ayağınızı hafiften itmeniz gerekiyor. İttikten sonra gaza basıyorsunuz. Ve bu şekilde gitmeye başlıyor. Bakın 5 kilometrede sabit. Allah. Böyle çukurlara, rampalara geldi mi 4'e düşebiliyor. Ama düşmüyorsunuz yani. Gayet rahat bir şekilde dengeli gidebiliyorsunuz bu hızda. Şimdi bir de standart moduna bakalım. Hemen D yazdı burada. Basıyorum. İvmelenmesini de görün. Hafif rampa yukarı çıkıyorum şu an. 15'i gördük. Şuradan böyle kıvrakça geçelim. Hop tırırt yaptı. Şu an 18. Rampa yukarı çıkıyorum hafiften. Şimdi aynı şekilde aşağı ineceğim. ...18'de takılı kaldı. Frenledim ve durdum. Şimdi de aynı yolu aşağı doğru gidiyorum. İvmelenmesi gayet iyi bu arada. 19'u gördük. 19-18 o civarlarda gidiyor. 20 oldu. Bu arada ben 90 kiloyum. O söyledikleri veriler 75 kilo insanlar için geçerli. Şöyle gayet güzel kıvrak bir şekilde gidebiliyorsunuz. Fren acayip güzel bu arada. Çok güzel çalışıyor. Şimdi bir de spor modu alalım. Spor modda zaten farkı hissediyorsunuz. İvmelenmesi bile artıyor. ...22-23 gidip geliyor. Tekrar duralım. Aşağı doğru gideceğim. Hadi bakalım. Hoppa.
Kornaya bak. Kendine ayrı yok. Şu an 24 civarında. 25'i göreceğiz mi bakalım? Bence şurada göreceğiz. 1, 2, 3. Görmedik. Çok önüme bakmak istiyorum bir yandan. Ama 24'te takılı kaldı. Biraz da size yolu göstermek istiyorum. Spor modda devam. Bu arada benim yaptığım gibi trafiğe çıkmamaya çalışın. Biraz da burada kullanalım. Yani söylediğim gibi trafiğe çıkmak aslında çok doğru değil bununla. Çünkü genellikle insanların trafik bilgisi yok. Bunu kullananların, ehliyete sahip olmayan insanlar. Rüzgar var, helal edin. Şöyle çökeceğim. Gidin onu da görün. Bu arada şunu belirteyim. Fren acayip sert. Yani böyle kuvvetli bir freni var. Bu skuterin en iyi özelliği diyebilirim freni. Gerçekten çok başarılı bir fren kombinasyonu yapmışlar. Gaz kolu da gayet güzel, hassas. Ve şunu söyleyeyim. Acayip dengeli bir skuter. Bu konuda çok beğendim. Çok rahat manevra yapabiliyorsunuz. Virajlar falan gayet rahat. Bu arada şunu da belirteyim. Yani çoğunuz biliyorsunuzdur ama skuterla giderken gidon çevrilmez. Kontra dediğimiz hareket yapılır. Sağa sola yatırılır. O şekilde dönülür. Ben motor kullandığım için alışkınım. Bu bir fizik hareket kanunudur. Gidonu böyle çevirdiğinizde, daha doğrusu yatırdığınızda o yöne gider. Kaldırım o tarafta. Bir de diyor burası kaldırım diyor bana. Ulan araba park edildi her yerde. Araba geçiyor buradan. Oo bak mesela Arnavut kaldırımı gibi böyle burası. Fena titriyor. Oo. Alışmışım motordan. Elim sinyal arıyor dönerken. Ayna yok, sinyal yok. Çok tehlikeli aslında trafik için bu. Bu arada Türkiye'de scooter yönetmeliği de var ve hiçbir şekilde kask takmanız gerekmiyor. Zorunlu değil. Zaten zorunlu olsa ne olacak yani? Yakalasalar nereye ceza kesecekler? Ehliyet yok, plaka yok. Kime ne ceza kesecekler yani? Ben işte bu yüzden trafikte kullanılmasına karşıyım bu skuterların. Biraz önce de gördünüz. Arkadan korna çaldım ama korna hiçbir işe yaramıyor. Yani çok kötü bir korna koymuşlar. Tamam zil korna var ama hiç değilse böyle dijital ses çıkaran diyaframlı bir korna koyabilirlerdi. Sonuç olarak elektrikli bir alet. Şöyle gezmeye devam. Bu arada çok zevkli, onu dile getireyim. Ve gerçekten de kolay. Tekerlekler küçük olduğu için böyle çok kötü yollara girmeyin, düşersiniz. Yol vereceğiz, dayı bekle. Geç. Adam haklı abi, onun yolunu işgal ediyorum. Mesela şimdi kalabalık bir yere giriyorum. Spor modundan çıkıyorum. Yani bu arada gaz koluyla istediğiniz hızda ayarlayabiliyorsunuz. Oh pardon, çok pardon. İşte böyle şeyler de olabilir. Aa çok titriyor. bence bu kadar yeter. Evet, şimdi biraz teknik özelliklerden bahsedelim. Scooter'ımız base olarak, yani temel olarak 300 watt güce sahip. Maksimum 600'e kadar çıkabiliyor. Tabii ki siz bu seviyeye çıkartamıyorsunuz. Kendisi böyle yokuşlarda, eğimlerde zorlandığı zaman kısa süreli de olsa yükseltebiliyor gücünü. Sitesinde yazdığı verilere göre 45 kilometre menzile sahipmiş ki ben bunun gerçek olacağına inanmıyorum. Akşam dışarı çıkarıp deneyeceğim. 45 çok geldi bana. %20 eğim tırmanabiliyor. Tabii bu senaryo üstünde 75 kilo bir insanın olduğunu varsayarak yapılmış. Ve işte 25 derece hava sıcaklığı vesaire, bu tarz böyle ufak tefek detaylar var. Maksimum da 100 kiloya kadar taşıyor. Bundan 2 ay öncesinde tam böyle 100 kilolardaydım ama şu an rahatlıkla binebilirim. 90 kiloya indim. Sıfırdan 100'e de tam 8 saatte şarj olabiliyor. Çok iyi diyemem, daha hızlı olabilirdi. İçindeki batarya da 12.800 mAh. Bence bu da biraz daha büyük olabilirdi. Belki gelecekteki işte Pro 3, Pro 4 modellerinde daha da büyütürüz.
türler. Ön farımız 2 watt güce sahip. Önceki modellerde bu 1 watt'tı ve bayağı da fark ediliyor. Gerçekten gözle görülür bir geliştirme olmuş. Arka stop lambası büyütülmüş ve güçlendirilmiş. Bu da göze çarpan özellikler arasından ve benim sevdiğim kısımlardan biri tabanı. Gerçekten böyle ayağınız ıslak olsa bile kolay kolay kaymayacak bir taban yapmışlar. Ben bunu beğendim. Yan taraflarda bulunduğu gibi ön tarafa da bir reflektör eklemişler. Bu da bence güzel bir geliştirme. Tekerleklere gelirsek de tekerleklerimizin çapı 8,5 inç. Bir elektrikli scooter için normal seviyede tekerlek büyüklüğü diyebilirim. Tekerlekler gerçekten güzel. Dolgulu değil de havalı tekerlek olduğu için biraz daha böyle girdiğiniz çıktığınız çukurları absorbe edebiliyor. Fakat söylüyorum bunu. Sakın ıslak bir zeminde bunu kullanmayın, yere yapışırsınız. O kadar söylüyorum. Dün kullanırken işte yine birileri yolu sulamış, böyle ıslaktı, böyle giderken böyle bir yalpaladı kaydı ve çok yüksek hızlarda değildim. Eğer kullanmak durumunda olursanız da spor modda falan kesinlikle kullanmayın. Şimdi bu kaymadan etmeden vesaire bahsetmişken frenlere gelelim. Fren sistemi güzel. Arka tarafta radyal delikli disk fren kullanılmış. Ön tarafta da EABS diye isimlendirdiğimiz bir fren sistemi kullanılmış. ABS bildiğiniz ABS aslında, yani kitlenmesini engelliyor. O yüzden böyle ani sıkmalarda düşmenizi engelliyor. ABS olması güzel. Ve yapı olarak kombine fren kullanılmış. Bir tane fren kolu var, iki tane fren var. İkisi de dediğim gibi kombine çalışıyor. Ve ön taraftaki frende güzel bir şey yapmışlar. Rejeneratif fren sistemi var. Yani fren yaptıkça sürtünmeden kaynaklanan kinetik enerjiden enerji oluşuyor ve bunu depoluyor. Yani atıyorum yokuş aşağı indiğinizde hafif frenle inerken böyle bunu daha hızlı yapar. Öyle muhteşem bir geri dönüş sağlamasa da ama yine adamlar koymuşlar. Bu da güzel bir artı. Ürünümüz önden çekişli. Arkada herhangi bir motor yer almıyor. Aslında bu biraz daha avantajlı, böyle patinaj falan çekmenizi engeller. Çünkü genellikle ağırlık ön tarafta. Tüm batarya vesaire önde olduğu için ön taraf daha ağır. Elektronik bir gaz koluyla yönetiyorsunuz ve gaz kolunun gayet hassas olduğunu söyleyebilirim. Böyle güzel. Motordaki gaz kolunu böyle çevirir gibi aşağı doğru indiriyorsunuz ve ivmelenmesi istediğiniz gibi oluyor. Yani ne kadar hızlanmak istiyorsanız o kadar ittiriyorsunuz. Hani aklınızdan geçene uygulatabiliyor, öyle söyleyeyim. IP54 sertifikasına sahip, yani su sıçramalarına, yağmura, toza falan dayanıklı ama tabii ki suya sokmanız anlamına gelmiyor bu. Scooter'ımızda 3 farklı hız modu var. Bunlardan biri yürüyüş modu. Düz yolda gittiğinizde saatte 5 km hızla gidiyor. Zaten bu da yürüyüş hızına tekabül ediyor. O yüzden yürüyüş modu koymuşlar adını. Normal modumuz var. Bunda da saatte 20 km hızla gidebiliyorsunuz. Ve son olarak spor modumuz var. Bunda da maksimum 25 km hızla gidebiliyorsunuz. Tabii bu kiloya göre değişiyor. Üstüne binen kişiye göre değişiyor. Yani 27-28'leri görebilirsiniz. Yokuş aşağı bu oran yine artıyor. Dümdüz aynı hızla gidecekseniz kendisinin cruise kontrolü de var. Yani sabit hızla gidebiliyor ve sizin gaza basmanıza gerek kalmıyor. Gaz kolunu 5 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda otomatik kilitliyor ve sesli uyarı veriyor. Diyor ki ben cruise kontrolü aldım, artık gaz kolunu bırakabilirsin. Hangi hızdaysanız o hızla gitmeye devam ediyor. Tekrar gaz koluna dokunduğunuzda veya freni hafif sıktığınızda cruise kontrolden çıkıyor ve tekrar size geçiyor kontrol. Ve son olarak cihazımız Bluetooth'a sahip. Mi Home uygulamasıyla yönetebiliyorsunuz. Yönetebiliyorsunuz dediğim aslında verileri takip edebiliyorsunuz. Bir de kitleme işlemini yapabiliyorsunuz. Telefondan kitle olduğu durumda herhangi bir şekilde ürün çalışmayacaktır. Onun dışında işte güncellemeler, sürüş istatistikleri, kalan batarya gibi daha detaylı şeylere uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Dün akşam bayağı kullandım ben bu scooter'ı ama tekrar böyle kamerayı takacağım göğsüme, çıkıp dolaşacağım. Hadi gidiyoruz. Şimdi gecede görün diye tekrar dışarı çıktım. Şöyle basıyorum, açtım. 3 kere basıyorum. Farımız yandı. Farı görün diye gece çıktım. Abi adam ne sağına ne soluna bakıyor, yola çıkıyor ya. Akıyor ya reis. Şu an 22 km hızla gidiyorum. 23 oldu. Yani şöyle söyleyeyim, süper modda 25 falan diyor. 75 kiloysanız 26-27'leri görürsünüz bence. Ben şu an güncel olarak 90 kilo civarındayım, 90 kiloyum hatta ve 23-24 yapıyor. Tabii düz yoldayım, onu da hesaba katmakta fayda var. Eğimli olunca, aşağı doğru eğimli olunca, yani yokuş olunca bir 26-27'yi görüyor. Şöyle gezmeye devam. Motor kullanıyorum ya, böyle sinyal yok ya bunda, böyle bir tuhaf hissediyorum kendimi. Şu bisiklet yoluna gidelim de biraz daha güvenli olsun. Şöyle göstereyim. Duvara bu şekilde yansıyor. Zifiri karanlıkta bu daha da artıyor. Şu an buralarda ışık var.
Sokak lambaları yüzünden biraz daha az gözüküyor ışık. Diğer modellere göre bayağı kuvvetlendirdiklerini söyleyebilirim. Bayağı fark ediliyor yani. Akıyorsun reis. Bu arada gayet de dengeli olduğunu söyleyebilirim. Bu kornayı kime duyuracaksın arkadaş ya? Ben zor duyuyorum. Ha şunu da ekleyeyim. Ben olsam bu paraları vereceğime iki katını verip 50'lik motor alırım. Yani tabii ki çok farklı şeyler ama 50'lik motor çok işinizi görür. Bu arada şunu da belirteyim, şarjımız full. Ben şimdi sahil tarafına çıkacağım. Bunu böyle bitirene kadar kullanacağım. Yarıya indiğinde böyle geri doğru döneceğim olduğum yere ki elimde taşımak zorunda kalmayayım bunu tüm yol. Acaba ne kadar gidecek? Menzili 45 kilometre falan yatıyor. Ben pek inanmıyorum. Bakalım, deneyeceğiz. Evet, geldik videomuzun sonuna. Aslında çok söyleyecek bir şey kalmadı. Çünkü skuter'ı kullanırken tüm düşüncelerim ve gerekli detaylara değindim. Şunu söyleyeceğim. 45 kilometre menzili hangi kafayla yazmışlar bilmiyorum. Bu 45 kilometre menzili de şu şekilde belirtmişler. İşte üstünde 75 kiloluk bir insan var. Hava sıcaklığı veya ortam sıcaklığı 25 derece. Ve yol eğimsiz, dümdüz vesaire vesaire böyle detaylar var. 45 kilometre kimse yapamaz diye düşünüyorum ben bu ürünle. Çünkü ben denedim 27-28 kilometreyi aşamadım. 45 ile 28 kilometre arasında dağlar kadar fark var. Ben bunu normal modda deneyimledim. Sanıyorum ki bu 45 kilometre menzili yürüyüş modunda yapmışlar. Yani ortalama 5 kilometre hızla 45 kilometre gitmeye çalışmışlardır diye düşünüyorum. O kadar detay yazmamışlar. Bunu yapabilme imkanım yok. O hızla 9 saat boyunca gidemem yani. Çünkü 45 kilometre gitmek için saatte 5 kilometre ile 9 saat aralıksız seyahat etmeniz gerekiyor. Hiç mümkün değil. Yani bilginiz olsun, 45 kilometre menzile aldanıp almayın. Ama dediğim gibi benden zayıfsanız bir 30'a kadar götürür diye düşünüyorum. Ürünün linkini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.